T24 5 dakika ekonomiden merhaba. Doların ateşinin çıktığı günlerden geçiyoruz. Bugün 5.89 18'e kadar yükseldi ve 6 TL'ye yeniden dayandı. Ne oluyor? Piyasalardaki fırtınanın sebebi ne? Bugün bunun arka planına bakmaya çalışacağız. Esas olarak 5 temel sebepten bahsedebiliriz. Doların yükselişine dair. Bunlardan birincisi siyasi. Siyasi olan sebep İstanbul seçimiyle ilgili belirsizlik. Ekrem İmamoğlu kazandı. Ama seçim zaferi henüz kesinleşmedi. Çünkü AKP'nin YSK'ya itirazları var. Yüksek Seçim Kurulu bu itirazları görüşüyor ve bir belirsizlik var ortada Türkiye siyasetinde. Bu da piyasaları geriyor. Eğer YSK'dan iptal kararı çıkarsa bu yeniden seçim ve yeniden seçim ekonomisi demek. Yeniden kamu harcamalarının artması, devlet bütçesinin, devlet kesesinin ağzına kadar yeniden açılması ve maliye politikasının yeniden gevşetilmesi demek. Bu da Türkiye ekonomisi için elbette hiç de arzulanan bir durum değil. Merkez Bankası'nın döviz rezervleriyle ilgili olan belirsizlik. Geçtiğimiz hafta Financial Times gazetesi bir haber patlattı. Bana soracak olursanız yılın haberiydi. Merkez Bankası'nın döviz rezervleri 28 milyar dolar civarında. Financial Times bu rezervler içinde önemli bir kısmının swap'la alınan kısa vadeli borçlardan oluştuğunu ve dolayısıyla aslında Merkez Bankası'nın kendi parası olmadığını, borç olduğunu söyledi veya iddia etti. İddia etti diyoruz çünkü Merkez Bankası bu habere bir yanıt vermedi resmi ağızdan. İşte bugün bir haber çıktı Bloomberg'da. Önümüzdeki hafta 30 Nisan tarihinde açıklanacak bilanço vesilesiyle bu iddianın yanıtının verileceğini söylemiş Merkez Bankası'ndan isimsiz bir yetkili. Ama her neyse bu haber de piyasaya çok gerdi. İstanbul seçiminin belirsizliğiyle gerilen piyasa bir de Merkez Bankası'nın rezervlerinin sanılanın çok altında olduğu haberiyle gerildi. Ne kadar altında, sanılanın çok altında diyoruz. Yaklaşık 12 milyar dolar gerçek rezerv Financial Times'a göre. Bu da Türkiye'nin bir aylık ithalatını bile karşılayan bir rakam değil. 3. Petrol fiyatlarındaki artış. Petrol fiyatı yeniden dünya piyasalarında artış trendine girdi. Bunun da sebebi Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor. İran'ın petrol ihracatına biliyorsunuz Amerika yeniden ambargo koymuştu. İran'a ambargoyu yeniden Trump başlattı. Obama zamanındaki nükleer anlaşmayı tanımayacağını açıkladı. Bunun bir sonraki adımında da İran'a olan ekonomik yaptırımları geri getirdi. Ama o arada Türkiye'ye ve Türkiye'nin içinde bulunduğu 8 ülkeye muafiyet getirmişti. Siz alabilirsiniz petrol veya doğal gaz İran'dan demişti. Türkiye doğal gazının önemli bir kısmını, yaklaşık %17'sini, petrolün de önemli bir kısmını İran'dan alıyor. Bir dönem petrolün neredeyse yarısını, %7'sini İran'dan alıyorduk. Sonra o düştü ambargo sonrasında. 2016'da Obama döneminde İran'a ambargo kaldırılınca tekrar arttı ve önemli bir oran oluşturmaya başladı Türkiye'nin petrol ithalatı içinde. Şimdi 2 Mayıs'tan itibaren dedi Amerika, ben bütün muafiyetleri kaldırdım. Bu da İran dünya piyasalarından çekileceği için yani arz azalacağı için petrol fiyatı üzerinde bir artış baskısı yarattı. Biliyorsunuz Türkiye'nin cari açığı içinde en büyük pay enerji faturasına yani petrole ait. Dördüncü sebebi söyleyelim. O da S-400 krizinin çözülmek bir yana gittikçe o krizin önümüzdeki çünkü 1-2 ay içinde gelmesi bekleniyor ilk parti S-400 füzelerinin. O krizin gittikçe tırmanması. Amerika net bir dille eğer Türkiye S-400'leri alırsa ekonomik yaptırımların kasta yasası kapsamında uygulanacağını söyledi. Onun bir adım sonrasında Magnitsky diye bilinen yasa kapsamında şahıslara yani Türkiye'deki şahıslara yaptırım uygulanmasından endişe ediliyor. Bu da ekonomi oyuncularını geriyor. Ve beşinci sebep, bu dördüncüydü. Beşinci sebep de bu arada kamu harcamalarında seçimler öncesinde yaşanan müthiş artış. %30'un üzerinde bir önceki yıla göre kamu harcamalarında bütçede artış olduğu görüldü. Veriler açıklandığında bu da Türkiye'nin Mahfi Eğilmez'in sözleriyle geriye kalan tek çıpası olan mali disiplinin bir kenara bırakıldığı şeklinde yorumlandı. Bu 5 sebep
yan yana gelince doların 5.89-18'e bugün çıkmasına neden oldu.